Yaştan insanın dört mevsim keyifle yediği bir lezzettir kuruyemiş. Sohbetlerimize eşlik eder, evlerimizden hiç eksik olmaz. Kültürümüzde yeri hayli önemlidir. Misafir ağırlarken mutlaka çeşit çeşit ikram ederiz. Televizyon izlerken, ders çalışırken, canımız sıkıldığında veya keyiflendiğimizde hemen kuruyemiş düşer aklımıza. Geçmiş yıllarda çok da fazla bilinmiyordu kuruyemişin faydaları. Öyle ki birçok insan özellikle kilo aldırır gerekçesiyle uzak duruyordu kuru yemişlerden. Günümüzde yükselen sağlıklı beslenme eğilimi sayesinde kuru meyvelerde olduğu gibi kuru yemişlerde artık fazlasıyla talep görüyor. Ebeveynler çocuklarının öğünlerinde sağlıksız hazır yiyecekler yerine kuru meyve ve kuru yemiş gibi sağlıklı besinlere yer veriyor. Kuru yemişler besin değerleri açısından o kadar zengin ki sağlıklı bir beslenmenin olmazsa olmazı aslında. Karbonhidrat, mineral, vitamin ve proteinler açısından birçok besinden çok daha faydalılar. Gıda Habercisi olarak bu hafta sizlere dünyada ihracatında 3. sırada yer aldığımız 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip atıştırmalık olarak bilinen besin değeri açısından sağlığımız için son derece yararlı kuru yemişleri anlatacağız. Hangi kuru yemişleri alırsınız? Kaju, badem, onlar da çiğ oluyor. Kuru üzüm alıyorum kan yapısı için. Antep fıstığı öncelik. Badem fıstığını çok severiz. Kabak çekirdeği. Fındık birinci sırada bizde. Badem olsun, kayısı, incir. Fındık, ceviz. Sevmediğim yok hemen hemen ya. Doğalından hepsi güzel. Yani. En çok satılan çerezleri sayar mısınız? Tabii ki. Şam fıstık, fındık, badem, ceviz, incir, kayısı olmazsa olmazlardan, Malatya kan üzümü. Hangi sıklıkla tüketiyorsunuz? Bir avuç kadar. Hepsine böyle mesela televizyon karşısında olsun akşamları. Günde bir öğün, ara öğün yapmaya çalışıyorum çerezlerle. Günde böyle bir avuç hepsinden birer tane yemesi hem sağlıklı hem de iyi. Bol bol yerim, bayağı yerim. Yani hemen hemen her gün yerim. Alırken neye dikkat edersiniz? Lezzetine. Lezzet önemli. Has bir koku, böyle memleket kokusu dediğimiz. Tabii ki taze olmasına dikkat ederiz. Nereden geldiğine dikkat ederiz. Memleketini soruyorlar mı ürünlerin? Kesinlikle soruyorlar. Çok detaylı müşterilerimiz var. Yani detayını araştıran, aldıkları şey bilinçli müşterilerimiz var. Genelde yerli ürünlere talep gösteriyorlar. Kuru yemişlerin ne gibi faydası var bize, vücudumuz için? İçindeki faydalı yağlardan dolayı, omega 3'ten dolayı, kayısı da bağırsaklarımı çalıştırdığı için genelde. O yüzden kullanıyorum. Tabii sağlık açısından azar azar olduğu zaman genellikle zararlı olmuyor. Yani miktarı çok önemli. Ya iç organları için, beyin için, hele ceviz, metabolizma için. Kayısının bağışıklık sistemi için var. Bağırsaklar için var. Kayısının çok faydası var, görüyorum tabii. Lezzetli, pratik, doğal, katkısız yiyecekler kuru yemişler. En önemli özelliği de ciddi bir enerji kaynağı olmaları. Gün içinde makul seviyelerde tüketilen farklı kuru yemişler, vücudumuzun direncini artırıp bizlere enerji verirken sağlığımıza da önemli katkılar sağlıyor. Her bir kuru yemişin kendine özgü birçok farklı faydası var. Ülkemizde en çok tüketilen kuru yemişler arasında ay çekirdeği, ceviz, fındık, kabak çekirdeği, yer fıstığı, antep fıstığı, badem ve leblebi geliyor. İnsan sağlığına
en faydalı olan kuru yemişlerden birisi de ceviz. Cevizin faydaları saymakla bitmez ama en başta beyne olan yararları bilinir. Özellikle yemek kültürümüzde başta tatlılar olmak üzere salatalardan kahvaltılara yaşamımızın bir parçasıdır ceviz. Anadolu coğrafyasında birçok yerel ceviz çeşidi olmasına rağmen aralarında en çok bilineni İç Anadolu bölgesine ait olan Kırşehir'in Kaman cevizi. Kaman'da geçmişte sadece küçük bahçelerde ceviz üretilirken şimdilerde büyük kapama bahçelerde profesyonel ceviz yetiştiriciliği yapılıyor. Bize ceviz üretiminden bahseder misiniz? Bu bölgede Kaman cevizi meşhur ve üretimi çok önemli. Özellikle Türkiye'de çerez anlamında en çok tükettiğimiz meyvelerden bir tanesi diyelim. Kaman bölgesi bilindiği gibi tarihsel bir ceviz üretim merkezi. Biz 9 sene evvel buraya üretime başladık ve tabii buranın da canlanmasına büyük bir vesile olduk. Kama bölgesinin iklimi ve toprak yapısı ceviz için çok uygun bir ortam. Özellikle burada hakim rüzgarlar ve arkamızda İrfanlı Barajı'nın olması buraya ayrı bir mikro klima yaratıyor. O mikro klima cevizdeki hastalıkların önüne geçiyor. Dolayısıyla burada yetişen cevizin lezzeti diğer yörelerde, yani Türkiye'nin diğer yörelerinde yetişen cevizin lezzetinden çok farklıdır. Buradaki kapama bu bahçenin içine ot ilacı girmediği için ağaç bu kimyasal maddeyi almıyor. Almadığından dolayı cevizimiz çok lezzetli olur. İçi beyazdır. Aroma çok kuvvetli burada. Müşteriler bir kere taze ceviz alması gerekiyor. Çünkü cevizin içindeki omega'nın olması için bir kere kırılmamış ceviz alması gerekiyor. İkincisi taze ceviz alması gerekiyor. Çünkü yurt dışından gelen cevizlerin yani bu senenin mahsulü mü, geçen senenin mahsulü mü onu bilme şansımız yok. Bir de onlar endüstriyel bir üretim yaptıkları için tahmin ediyorum kimyasal oranı yüksektir. Lezzet oranı bir kere ben kendim bizzat test ettim. Bir lezzeti yok cevizin. Cevizin biliyorsunuz yani insanın beyninin gelişmesinde çok büyük faydası var. O yüzden doğal olması önemli. Özellikle genç yaştaki çocukların, büyüme çağındaki çocukların bu tür cevizi yemesi bence elzem, kaçınılmaz. Peki normalde buraya yetiştirirken, burayı böyle bir bahçe kurarken, test kurarken ne amaçladınız? Ya tabii biz profesyonelce işe bakıyoruz. Çünkü bizim şirketin merkezi Ankara'da, biz savunma sanayine iş yapıyoruz. Mutlaka bir yatırım daha yapmayı planlamıştık. O yüzden tarım sektöründe de bunun çok önemli bir getirisi olacağını düşündük. O yüzden böyle bir şeye yatırıma girdik. Ceviz konusunu zaten Türkiye'de %70 civarında bir açık var. Evet. Üreticilerin de teşvik etmek amacıyla. Çünkü biz geldiğimizde Kaman'da ceviz sektörü diye bir olay biz yoktu. Bizi gören insanlar bu ceviz sektörüne girmeye başladılar. Kapama bahçeleri yapıldı etrafta. İthalatı da engellemiş oluyor. Yurt dışına para çıkışını engellemiş oluyoruz aslında. Kesinlikle öyle. Burada yapılan ceviz bahçelerinden çıkan üretim bir kere ekonomiye büyük bir katkısı var. Bu civarın cevizini biz karşılıyoruz. İthal ceviz gireceğine yazık günah yani. Bugün nereden bakarsanız her sene 20-30 ton cevizi biz şu anda bu seneye katlanarak, logaritmik olarak katlanarak gidecek. Ekonomiye de faydası var. İthal cevizin de bir yerde bir zaman sonra gelmesini engellemiş olacak. Çünkü insanlar artık ithal ceviz almayacaklar. Ona inanıyorum ben. Ülkemizde yetişen bir başka önemli kuru yemiş de kabak çekirdeği. Kabak çekirdeği yaş veya kavrulmuş olarak başta diyetler olmak üzere önemli bir tüketim trendine sahip son yıllarda. Kabak çekirdeği denildiğinde akla ilk gelen yer Nevşehir-Niğde bölgesiydi önceden. Ancak son yıllarda Konya'nın Altınekim bölgesindeki çiftçiler atalarından kalma kabak çeşitleriyle ülkemiz kabak çekirdeği üretiminde yükselen bir değere sahip oldular. Altınekim'de yetişen kabak çekirdekleri Türkiye'nin dört bir yanında kuru yemiş tezgahlarında, raflarda ve paketlerde yerini alıyor artık. Altınekim için önemli ürünlerden bir tanesi de kabak. Evet. Bize kabağın üretim sürecini anlatır mısınız? Kabak Nisan'ın sonu ve Mayıs aylarının içerisinde ekimi yapılıyor. Daha sonrası sulamaya geçiliyor. Haziran, Temmuz aylarının içerisinde ve Ağustos aylarının içerisinde. Ondan sonraki süreçte Eylül'ün 25'inden sonra da hasata
başlanıyor. Olgunlaştığını kökenin diyoruz biz yani. Kökeninde kuruduktan sonra belli oluyor zaten baktığın zaman çiftçilerimiz biliyor. Ondan sonra köken kuruduktan sonra kırıma geçiliyor. Traktörler kırıyor. Hiç el değmeden traktör kırıyor. Kırdıktan sonra ikinci bir ekipman geliyor. Alet. Onu hiç el değmeden o aletler kabağın içerisindeki posasından ayırıyor ve deposuna götürüyor. Deposuna götürdükten sonra da remoklarla bezlerin üzerine seriliyor. Bayanlar orada kurutuyor bunu. Ortalık eğer 25-26 derecenin üzeri ise 3 günde 4 günde falan kuruyor ama daha aşağı rakamlara düşerse sıcaklık derecesi bir haftayı buluyor. Kuruttuktan sonra da Türkiye'nin her bir tarafından altın ekine tüccar geliyor. Geldikten sonra bu tüccarlar çiftçimiz pazarlıyor. Özellikle altın ekin oluyor olmasının sebebi ne? Bununla ilgili çalışmanız var mı? Burada olduğuna dair, altın ekinde bu kabak çekirdeğinin yetiştiğine dair? Altın ekinde kabak çekirdeği de atalarımızdan beri ekilen bir ürün. Biz de bu ürüne sahip çıkıyoruz. Türkiye'de 21 ilde kabak çekirdeği yetiştiriliyor. Ama en güzel ve kaliteli kabak çekirdeği altın ekin bölgesinde yetişiyor. Daha önceleri kıraç alanlarda ekilirdi. Şimdi arazilerimiz sulu olduğu için sulu alanlarda ekilmeye başladı. Ve altın ekinin başta gelen ürünlerinin içerisine yerleşti. Buradaki yetiştirilen kabak çekirdeği ne olarak kullanılıyor? Çitlemelik, eğlencelik olarak kullanılıyor. Türkiye'nin her bir tarafına kabak çekirdeği eğlencelik olarak gönderiyoruz. Ve tatlı da kullanılıyor. Yani baklavalıklarda da kullanılabiliyor. Yani. Altın ekinde kabak çekirdeği yetiştiğine dair coğrafi işaretle ilgili çalışmalarınız var sanırım. Bundan bahseder misiniz? Biz coğrafi işaretli ürün olarak müracaat ettik. Bir yıl falan oldu müracaatımızı yapalı. Nasip olursa kabak çekirdeği altın ekinde coğrafi işaretler içerisine girecek. Ondan sonra Türkiye'de herkes altın ekinde kabak yetiştiğini bilecek artık. Hatta Türkiye'de dünyada kabak yetiştiğini bilecek. Hatta belki çerezlerin üstünde altın ekin kabak çekirdeği yazacak. Yazacak inşallah. Allah izin verirse. Öyle bir çalışmamız da var. Poşetleme gibi bir kooperatif kurma, buna benzer çalışmalarımız da var. İnşallah altın ekin kabağı diye poşete de girecek ve raflarda da yerini alacak inşallah. Altın ekinde ne kadarlık bir alanda kabak çekirdeği yetiştiriliyor? Yaklaşık 30 bin dekar alanda kabak çekirdeği yetiştiriliyor. Bu yıl ektiyse çiftçimiz 5 yıl sonra tekrar aynı yere kabak ekebiliyor. Ve buranın verimi daha iyi oluyor ve rekoltesi de daha güzel oluyor. Çinin dolgunluğu damak tadını artırıyor münave içerisinde olduğu için. 3500-4000 ton civarı arası bir rekolte bekleyişimiz var. Üreticiler peki fiyatlardan memnun mu? Ne kadar fiyat veriliyor kabak çekirdeğine? Bu yıl kabak çekirdeği fiyatlarından çiftçilerimiz memnun. 11,5 ve 12,5 arası gidiyor. Dakar'dan yaklaşık 100-125 kilo civarı çiftçimiz ürünü elde ediyor. Onu da 11-12'ye sattığın zaman neye tekamül ediyor? 1,5-2 milyara, 1,5 veya 1,800'e falan tekamül ediyor. O da bugünün şartlarında iyi bir rakam. Güzel bir rakam yani çiftçimizi tatmin edici bir rakam. Ülkemiz kuru meyve ve kuru yemiş açısından çok zengin bir coğrafyada yer alıyor. Dünyada kuru meyve ve kuru yemiş üretiminde hatırı sayılır bir yere sahibiz. Aslında bu sağlıklı ve kıymetli besinlerin birçoğu sınırlarımız içerisinde yetiştiği için çok şanslı bir ülkeyiz. Dünya üretiminde birinci sırada olduğumuz fındık protein deposudur. Ay çekirdeği zengin bir E vitamini kaynağıdır. Leblebi mideyi rahatlatır. Yer fıstığı ise önemli derecede B vitamini içerir. Dünya üretiminde önemli bir paya sahip olduğumuz kuru incir, kayısı ve üzüm de bağırsak problemlerinden kemik gelişimine, kalp hastalıklarından kansızlığa birçok derde devadır. Ülkemizde kuru yemiş sektörü her geçen gün kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Kuru yemiş üreticilerinin ürünlerini tarladan gerekli hijyen kriterleri çerçevesinde hazırlayarak sofralarımıza getiren birçok başarılı ve köklü kuru yemiş firması mevcut. Şirketinizi anlatır mısınız bize? Ne zaman kuruldu? Hangi ürünleri işliyorsunuz? Şirketimiz 1984 yılında Ankara Polatlı ilçesinde kuruldu. Perakende olarak başladık işimize. Aradan 2 yıl sonra toptan olarak devam etmeye başladık. Şu an Ankara Temelli ilçesinde 4500 metrekare kapalı alanda kuru yemiş işleme ve üretim yapmaktayız. Ürünlerimizin çoğunu kendimiz tedarik etmekteyiz. Müstahsil olarak çiftçiden almaktayız.
tarlaları gezmekteyiz. Buraya getiriyoruz. Burada ürünlerimizi bir ön elemeden, daha sonra Sortex'ten, Sortex olarak lazer makinesi deniliyor. Buradan geçiriyoruz. Daha sonra da kavurmaya ve paketlemeye faaliyetlerine geçiyoruz. Özellikle üreticilerden ürün alırken alım kriterleriniz nelerdir? Nelere dikkat edersiniz? Alım kriterlerimiz, öncelikle biz kaliteye çok dikkat ediyoruz. Aile şirketiyiz. Bizim ailemizden öğrendiğimiz yemeyeceğimiz ürünü hiçbir zaman müşterimize satmayı düşünmüyoruz. İstemedik, bugüne kadar da satmadık zaten. Belli standartlar var. Kuru yemişin kabul gördüğü. Bu standartları uygulamaya ve en üst kaliteyi müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Fındıkta mesela kalibre olarak işte 13-15, 14-16 zarsız gibi ve bununla beraber işte nem oranının düşük olması gerekiyor. Çünkü bozulma yapabiliyor, küflenme yapabiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Yer fıstığında 100 gramda bir adet sayıyoruz. Bu adet az oldukça fıstık irileşiyor ve kalite artıyor. Yani bu hani tezgahta güzel gözükmesi için, tüketicinin daha çok gözüne hitap etmesi için oluşturulan bir kalite standardı. En çok tükettiğiniz ürünlerden bir tanesi de ceviz. Ceviz alırken neye dikkat ediyorsunuz kriter olarak? Nereden alırsınız özellikle yerli cevizi? Çünkü önemli bir miktarda da ithal ediyoruz sanırım. Türkiye'de yetişen ceviz bizi hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Yani yurt dışından, örnek veriyorum, %80'i yurt dışından ithal ediyoruz. Yani öyle bir problemimiz var cevizde. Ama bizim yerli cevizimizin lezzeti her zaman bir başka. Çok da az da olsa. İç Anadolu bölgesinde özellikle daha fazla ceviz ağacımız bulunmakta. Kaman cevizimiz var meşhur olarak. Oradan İç Anadolu bölgesinden tedarik ediyoruz genelde. Son yıllarda özellikle sağlıklı yaşam trendinden dolayı çiğ tüketim ön planda. Bununla ilgili yorumunuzu alabilir miyim? Geçmişte nasıldı, şimdi ne kadar arttı? Ülkemizde kuru yemiş algısı gün geçtikçe değişmeye başladı. İleri seviye toplumları takip ediyoruz. Onlar şu anda kuru yemişi atıştırmalık olarak tüketmekteler. Sağlıklı ürün olarak da tüketmekteler. Biz de bu trende ayak uydurmaktayız. Peki ülkemizde sizin de satışlarınıza bakarak ilk 5 ürün hangisidir? En çok hangileri tüketiliyor ülkemizde? Şimdi bizim alışkanlıklarımız ilk 5 olarak dünyada hiçbir yerde ilk 5'e girmeyecek ve bizde ciddi derecede kuru yemişin %60'ını oluşturan ay çekirdeği. İkinci olarak kabak çekirdeği, fıstık içi, bunlar çok talep görüyor. Ardından da Antep fıstığı, fındık, ceviz gibi ürünlerimiz top 5'te yerini alıyor. Sadece fındık için değil ama birçok ürün için, işte nohutta da bunu yaşıyoruz, fındıkta da yaşıyoruz. Fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Bu sizi nasıl etkiliyor? Bununla ilgili yorumunuzu alabilir miyim? Şimdi fiyat dalgalanmalarının en öncelikli sebebi ürün planlaması yapamıyoruz üretimde. Yani çiftçi anlamında söylüyorum. Tarımımızda bir ürün planlaması olmuyor. Ve bu yüzden de ürün kimi zaman rekolte olarak az veriyor, kimi zaman da çok fazla rekolte alıyoruz. Bu da bir arz talep dengesi oluşturduğu için fiyatlarda aşırı dalgalanma oluyor. Tüketicilere özellikle kuru yemiş alırken neler önerirsiniz, nelere dikkat etsinler? Kuru yemiş alırken öncelikle tazeliğine çok dikkat etmeleri lazım. Zaten bizim müşterilerimiz üzerinde anketlerimiz de var. Müşteri de bunu biliyor. Öncelikle taze olmasına bakarım diyor. İkinci olarak kaliteye bakarım diyor. Üçüncü olarak hijyene bakarım diyor. Dördüncü olarak en son marka geliyor. Yani kuru yemiş markadan ziyade gerçekten tazelik, kalite ve damak tadıyla ön plana çıkan bir şey. Yani tadına bakarak satın alınan bir ürün kuru yemiş. Kesinlikle öyle. Kuru yemiş alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de tazeliktir. Günümüzde çeşit çeşit kuru yemiş ve kuru meyveler marketlerde veya kuru yemişçilerde açıkta dökme olarak veya paketli şekilde biz tüketicilere sunulmakta. Tüketici olarak bizler bu sağlıklı ürünleri alırken taze ve temiz olduğundan emin olduğumuz güvenilir yerlerden alışveriş etmeliyiz. Sağlıklı ve katkısız beslenme isteği, kuru meyve ve kuru yemişlere olan talebi artırıyor her geçen gün. Kuru yemişlerin insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Peki, firmalar kuru yemişleri üreticiden alırken hangi kriterleri önemsiyor? Kuru yemişler hangi aşamalardan geçerek tüketicilere ulaşıyor? Kuru yemişin gerekli ham madde buraya geldiğinde, üreticilerden geldikten sonra hangi kriterlere bakarak ürünü içeriye alıyorsunuz? Nemine ve aflatoksinine dikkat ediyoruz. Bir de tane adede, 100 grama düşen tane adede. Bu göze hitap etmesi açısından önemli tane adede. Ama nem ve aflatoksin gıda sağlığı için, gıdaların tüketiminin sağlıklı olabilmesi için
önemli. O yüzden ürünlerin alırken önce nemini kontrol ediyoruz. Sonra aflatoksin oluşturmuş mu buna bakıyoruz. Daha sonra ürünü alıyoruz. Peki ürün geldi buraya. Bu gerekli denetimler yapıldıktan sonra buradaki işleyişi anlatır mısınız bize? Ay çekirdeği için bahsedeyim ben size. Öncelikle eleme kısmı dediğimiz kısma geliyor. Ve oradan yabancı maddelerden ayrılarak üretim kısmına alınıyor. Boyutlandırma yapıldıktan sonra. Kabak çekirdeği öncelikle ıslanıyor. Biraz içerisinde nem alması bekleniyor ve gıda standartlarına ve hijyen koşullarına uygun bir şekilde kavruluyor ve paketleniyor. Tuzlu ve sade olarak iki farklı çeşitte oluyor. Mesela ay çekirdeği de olsun, fıstık da olsun aynı şekilde. Özellikle çalışanların ya da bu ortamın, fabrikanın hijyen koşulları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Burada en önemli şey personel hijyeni. Personelin bone, maske ve eldiven kullanmasına dikkat ediyoruz. Fabrikamızın girişinde hijyen turnikemiz var. Buradan geçerken ellerini dezenfekte edip öyle geçmelerini sağlıyoruz. Galoş kullanmalarını istiyoruz. Bu şekilde personel hijyenini sağlamış oluyoruz. Daha sonra makine ekipmanlarının temizliğine dikkat ediyoruz. Tüketiciler alırken neye dikkat etsinler? İşte son kullanma tarihine, tadına ya da damaklarında bıraktığı tada neye dikkat ederek alsınlar? Tabii ki son kullanma tarihi en önemli şey. Son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerekiyor ama onun dışında da zaten aflatoksin üretmiş bir kuru yemiş kendisini belli ediyor. Görünüm olarak da olsun, koku olarak da olsun. Aflatoksin dediğimiz şey aslında halk arasında küflenme olarak bilinen bir şey. Küf kokusu aldıkları kuru yemişleri almamaları gerekiyor ve son kullanma tarihine dikkat etmeleri gerekiyor. Kuru yemişleri ara öğünlerimize dahil ederek sağlıklı beslenmemize katkı sağlamak mümkün. Özellikle kilo sorunu olan kişiler için kuru yemişler hem tok tutar hem de metabolizmayı hızlandırır. Besin değeri açısından çok zengin olan kuru yemişleri gelin bir de beslenme uzmanından dinleyelim. Kuru yemişlerin beslenmemizdeki yerinden bahseder misiniz? Tabii kuru yemişler protein, vitamin, mineral ve lif içerirler ve bu dörtlüyü içeren nadir yiyeceklerdendir. Sindirimi kolaylaştırırlar. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olurlar. Aynı zamanda çok fazla vitamin, mineral içerdiği için beyin ve sinir gelişiminde de çok olumlu etkileri vardır. Posa içerikleri yüksektir, kabızlığı önlerler. Aynı nedenden ötürü hipertansiyonu önleyici etkiye sahiptirler. LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterolde düşürücü etkiye sahiptirler. Çünkü içerilerinde iyi yağ asitlerini barındırırlar ve bu da kan kolesterolünü dengelemesine yardımcı oluyor. Tüketicilerin özellikle kilo aldırdığına dair akıllarında soru işaretleri var. Kilo aldırırlar mı ve ne kadar tüketmeliyiz? Diyet kişiye özeldir. İhtiyacımız kadar günlük aldığımız zaman herhangi bir kilo artışına neden olmadığı gibi zayıflamada da çok etkisi vardır. Çünkü yağlar genel itibariyle bunların %85'i yağdır verdikleri enerjinin. O yüzden tokluk hissini erken yollarlar. O yüzden kilo kaybında her zaman yardımcıdır. Mesela bir örnek verecek olursak 15 adet badem, 15 adet fındık, 3 adet tam ceviz içi ortalama bir porsiyona tekabül etmektedir. Bunları avuç avuç yemek yerine teker teker ara öğünlere dağıtarak sağlıklı bir beslenme programını günlük hazırlamış oluyoruz. Peki çiğ tüketmekle kavrulmuş tüketmek arasında ne fark var? Besin değerleri açısından bir farklılığı var mı? Tabii ki. Biz o yüzden diyoruz zaten hani kavrulunca besin ögelerinin bazılarında kayıplar gözlenebiliyor. Ve her zaman da şunu deriz, kabuklu bir şekilde alalım ki antioksidan içeriği olan etken maddelerin kaybı olmaması açısından aynı zamanda gene su tutulumuna neden olmasından ötürü tuzluları hiçbir zaman tercih etmemeliyiz. Saydığımız bademin, cevizin, kabak çekirdeğinin beslenmemiz açısından ne gibi yararları var, sağlığımıza ne gibi katkıları var? Kabak çekirdeği E vitamini içerir. E vitamini de zaten antioksidan vitamindir. Özellikle kansere yakalanma riskimizi azaltmış oluyoruz. Aynı zamanda erken ölüm riskini azaltır. Özellikle prostat kanserine karşı koruduğu da gözlemlenmiştir. Bir de alırken dikkat etmemiz gereken hususlar var. Kabuklu alıyor olmak önemli. Bir de saklarken dikkat etmemiz gerekenler var. Bundan da bahseder misiniz? Tabii ki hem hijyen açısından hem de
antioksidan maddelerin inaktif hale gelmemesi açısından kabuklu bir şekilde satın almalıyız. Etken maddeleri çünkü kabuğa yakındır. O yüzden antioksidan maddelerin inaktif hale gelmemesi açısından diyetimizde çiğ olarak tüketmeliyiz. Tabii bir de yağlı grup olduğu için bunların saklama koşulları biraz daha titizlik göstermemizi arz ediyor. Burada en çok önemli olan ısısı, yani saklanacak yerin ısısı ve nemidir. Çok nemli ortamda saklamamak gerekir. Günümüz sağlıklı beslenme eğiliminde kuru meyveler ve kuru yemişler ciddi bir yere sahip. Her gün makul ve önerilen miktarlarda kuru yemiş veya kuru meyve tüketmek sağlığımız için çok faydalı. Alerji, tansiyon gibi bazı hastalıklara sahip kişilerin ise doktor tavsiyeleri çerçevesinde bu ürünleri tüketmeleri öneriliyor. Kuru yemişleri veya kuru meyveleri alırken tazeliğine dikkat edilmesi gerektiğini daha önce söylemiştik. Aldıktan sonra ise tazeliğinin korunması için ağzı kapalı bir şekilde kuru ve serin bir yerde saklanması gerekiyor. Geçmişte kış aylarında misafirlerimiz geldiğinde sohbetlere eşlik eden kuru yemişler günümüzde sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında. Özellikle ara öğünlerde çiğ kuru yemiş tüketimi beslenmemizde çok önemli. Anadolu bu kadar kuru yemişçe zenginken sofralarımızdan hiç eksik olmaması dileğiyle. Gıda Habersi'nden bu haftalık bu kadar. Sizleri her hafta Gıda Habersi'ni izlemeye davet ediyorum. Hoşça kalın.